Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 11. sınıf akademi serisinde yani 11. sınıflar için hazırladığımız konu anlatımı serisinde Aralık ayının 1. haftasının videolarına başlıyoruz. 3 videodan oluşacak ilk ikisi eğim videosu olacak. Üçüncüsü de doğru denklem biçimleri olacak. Evet pdf'lere nasıl ulaşırsınız videonun açıklama kısmındaki linke tıklayın 11. sınıf dosyasına girin. Aralık ayı 1. haftası diye girdiğiniz zaman orada 1. video 2. video ve 3. video pdf'lerine ulaşacaksınız. Hadi bakalım İlk dersimizle yani eğim dersiyle dersimize başlayalım. Doğrunun eğimi arkadaşlar en önemli yer burası. Analitik geometriyi iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız burayı iyi bir şekilde anlamalısınız. O yüzden bu video gerçekten ama gerçekten çok önemli. Çünkü her zaman tanım, tanım üzerine bir şeyler inşa edilir. Burada analitikte de e, ilk önce eğimi anlatırız ve eğim üzerine inşa ederiz bu analitiği. O yüzden bu video bence en değerli videolar arasında. İyi bir şekilde anlamanız lazım. Sadece ve sadece eğimin formülü şudur deyip geçmeyeceğim. Çünkü o şekilde geçersek ezbere olur. Mantığını anlatacağım. Nasıl olduğunu ve nasıl hamleler yapacağımızı da söyleyeceğiz. Asıl önemli olan yerler orası. Benim kafama erişmenizi istiyorum. Çünkü ezber yaptığınız zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama belli bir mantıkla gittiğiniz zaman çok iyi şeyler yapıyorsunuz. İşte o mantığı size öğretmeye geldim. Şimdi gençler doğrunun eğimi gerçekten ama gerçekten çok önemli. Bu videoda eğimin iki hali var. Bu, video, bu videoda ilk halinden bahsedeceğim. Tanjant alfalı kısmından bahsedeceğim. Özellikle şekilli kısımlarından bahsedeceğim. İkinci videoda da iki noktası bilinen doğrunun eğiminden bahsedeceğim. Yani bu videolar gerçekten ama gerçekten önemli. Özellikle bu video çok çok daha önemli. Mantığını anlam. Başka da bir şey önemli değil. Öyle ezber mezber. Yalan bunlar. Ee, ezberlersen sadece sınav hayatını kurtarırsın. kurtarısın. Ama şu anda hem de TYT'ye de büyük bir çalışma yapmış oluyoruz. Haberin olsun. Evet. Tanıma bakalım. Tanım ne diyor? bir doğrunun x ekseniyle bak x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu açıya eğim açısı diyoruz. Pozitif yön neydi? Trigonometriden biliyorsunuz. Saat yönünün tersi pozitif yöndü. İşte saat yönünün tersi x ekseniyle saat yönünün tersinde pozitif yönde yaptığı açıyla yaptığı açıya biz eğim açısı diyoruz ve bu açının tanjant değerine de doğrunun eğimi diyoruz. Mesela burada hocam şu açı eğim açısıdır. Bak x ekseninden başlıyorsun doğruya değene kadar şuradaki açı. Hocam burada bu açı mı? Değil. x ekseninde bu açı değil. Tam X80'den yaptığı bu açı var ama buradaki açı eğim açısı değil. Eğim açısı nedir? x ekseninden başlıyorsun doğruya değene kadar. Bak burada bakacak olursan eğim açısı alfa ve eğim açısı alfayken eğimde ne oluyor? Tanjant alfa oluyor burada. Burada da eğim açısı beta. Eğimde ne oluyor? Tanjant beta oluyor. Bak buna bakacak olursan açı 0 ile 90 derece arasında. Yani tanjant alfa nedir? Birinci bölgede. Birinci bölgede nedir? Pozitiftir. Ha o zaman ben şunu diyebilirim. Birinci bölgede ise tanjant alfa yani eğim her zaman ama her zaman pozitiftir. Bu ikinci doğruya baktığınız zaman geniş açı da, yani 90 ile 180 derece arasında 90 ile 180 derece arasında olunca da tanjant ikinci bölgede ne oluyor? Negatif olmuyor mu? O zaman ikinci bölgede de negatiftir. Yani eğimi negatiftir diyeceğiz arkadaşlar. Bunu unutma. Peki hocam biz burada 0 ile 90 derece arasındayken yaptık. Bir de 90 ile 180 derece arasındayken yaptık. Evet. 180'den daha büyük olamaz mı? Bak şimdi. Olur mu olmaz mı beraber bakalım. Açı böyleyken şuradaki açı değil mi? Evet. Sonra açıyı biraz daha büyüttüm. Şu açı oldu. Biraz daha büyüttüm. Bak, geniş açı oldu. Biraz daha büyüttüm. Bak daha geniş açı oldu. Hocam bundan daha geniş açı yapabilirim. Hop, şöyle büyüttüm mesela. Onu da şuradan çizeyim. Şöyle yaptım mesela. Aa hocam açı bayağı büyüdü diyebilirsin ama buradaki açı şu açı değil ki kardeşim. Bak doğruya baktığın zaman mavi doğru şurada kaç olmuyor mu? Evet 180'den sonra zaten sıfırlıyor burada. Zaten iki doğru arasındaki açıdan bahsediyoruz biz. Bir x 80 ile bir de kırmızı doğruyla ya da mavi doğru arasındaki açıdan bahsediyoruz. İki doğru arasındaki açı her zaman ama her zaman sıfırla 180 derece arasındadır. Yani şuradaki açıdan bahsediyoruz. Hocam burası en fazla 179.9999 olabilir. Yani o iki doğru arasındaki açı aha böyleyken en fazla şuradaki açı olabilir. Yani o iki doğru arasındaki açı en fazla 180'e kadar olmak zorunda. Hatta 180'den küçük olmak zorunda arkadaşım. Tamam mı? O yüzden bunu sakın ama sakın unutma. Evet sonra 180'den sonra ne yapıyor? Hatta 180'de sen 0 derece dediğin zaman doğrum böyle oluyor. 180 derece dediğin zaman da doğrum böyle oluyor. Yani 180'den sonra zaten sıfırlamış oluyor. Evet o yüzden böyle eğim açısı 180'den büyük olamaz. Peki hocam eğim açısı 90 derece olunca ne oluyor? Bak dikkat eğim açısını ben 90 derece dersem ya da eğim açısını önce 0 derece diyeyim. 0 derece demek x eksenine yaptığı açının 0 derece olması anlamına gelmiyor mu? Evet. Ya da x ekseni üzerinde. Şimdi bir çocuk düşün. Eğimi bu şekilde yani eğim açısı 0 olan bir düz bir yolda yürüyor. Ha, sallara sallara yürüyor. o oh, hiç zorlanmadan yürüyor. Yani eğim nedir arkadaşlar? 0 değil midir? Evet. E hocam açı 0 derece ise yani açı 0 ise eğim dediğim tanjant 0'dır. Bu da sinüs 0 bölü kosinüs 0'dır. Bu da trigonometrik olarak bakacak olursak 0 bölü 1'den kaç yapıyor? Hocam 1 yaptı. Pardon. 1 yapar mı ya? 0 yaptı. Eğim 0. Sallana sallana yürüyor. Peki hocam biz bir 0 ile 90 derece arasındayken pozitif dedik. E, 90 ile 180 derece arasındayken de negatif dedik. Peki 90 derece olamaz mı? Bakalım 90 derece olur mu? 90 derece olduğunda da hop şöyle bizim uşak geliyor. Şöyle geldi geldi geldi. A düz duvar çıktı karşısına. Düz duvara tırmanabilir mi? Bazı gençler der. Hocam ben tırmanabiliyorum der. Ben atayım der. Ulan en fazla 3 adım atarsın oraya değil mi? Hatta 2 adım atar düşersin değil mi? Yani yürüyebilir misin bunun üstünde? Hani sürekli olarak yürüyebilir misin daha doğrusu? Yürüyemezsin. O yüzden bunun tanımı nedir? Bak eğim açısı 90 derece olduğunda. Açıya bakalım. Alfa 90 derece olduğunda. Eğim nedir? Tanjant 90. Sinüs 90 bölü kosinüs 90. O da nedir? O da 1 bölü 0 yapıyor. Bu da ne yapıyor? Tanımsız yapıyor. Yani siz şeyle düz bir duvara ne yapamazsınız? Tırmanamazsınız. 2-3 adım atır bir yere yuvarlanırsınız değil mi? Öyle düşünün. Evet gençler böylece eğim mantığını anladık mı? Anladık. 0 ile 90 derece arasında olabilir pozitif. 90 ile 180 derece arasında olabilir negatif. 0 olduğunda 0. 90 olduğunda da tanımsız oluyor. Trigonometrik değerlerden zaten çıkıyor. Hadi bakalım iki tane soruya. Şimdi Buradaki dik koordinat sisteminde gösterilen D doğrusu eğimi nedir diye soruluyor. Hocam x ekseninde yaptığı pozitif yönde yaptığı açıyı bulacaksın. Hocam burası alfa. E alfayı buldun. Şu hemen dik üçgene. tanjant alfa arıyoruz ya dik üçgen lazım bize. Dik üçgen var burada. Hocam burası 2 birim. Burası da bir birim. Eksi 1 yazmayın. Uzunluk olarak bir birim. Eğim dediğimiz tanjant alfadır. O da 2 bölü 1'den 2'ye eşittir. Bitti gitti. Geldik ikinci soruya. Yukarıdaki şekilde dik koordinat sisteminde gösterilen D doğrusu eğimi nedir diye soruluyor. Hocam D doğrusu neymi? Şu açının tanjantı 3/2 bölü 2 deme sakın. Niye? Eğim açısı. Hop şurası. X ekseninde pozitif yönde yaptığı açının tanjantına bakacaksın. Yani sen senden tanjant alfa isteniyor. Bak dikkat. Tanjant alfa nedir diye soruluyor. Ama sen tanjant alfa'yı bulamazsın. Sen neyi bulursun? Hocam burada bir dik üçgen var. Burada kaçının tanjantını bulursun. Burada kaçının tanjantı Yani burası 180x alfa yapmıyor mu? Evet. Burada kaçıyı bulalım. Tanjant 180 eksi alfayı bulabiliriz biz. Tanjant 180 eksi alfa da 3 bölü 2 eşit değil midir? Evet. 3 bölü 2 eşittir. E hocam tanjant alfa neye eşittir? E alfa ile 180 eksi alfa birbirini 180'e tamamlamıyor mu? Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların tanjantları birbirinin eksilisi değil miydi? Evet. E, o yüzden buradan tanjant alfa eksi tanjant 180 eksi alfaya eşittir. Yani 180, 180 180 eksi alfa da neye eşitti? 3 bölü 2 eşitti. Başına da eksi koyunca eksi 3 bölü 2 olur diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Güzel de bu şekilde yorumlamak da güzel. Yani trigonometri de işin içinde de katmış oluyoruz. Ama daha kolayı var mı? Var kardeşim. Şimdi dikkat başa geliyorum. Şuraya geldim. Arkadaşım 0 90 derece arasındaysa bak şu doğruya dikkat et. Hocam bu doğru şu doğruya dikkat et. 0 ile 90 derece arasında olduğu zaman ne olacak? Hep sağa yatık olmayacak mı? Evet. Bu doğru sağa yatık bir doğru. Bu doğruya bak. 90'dan sonra hep ne oluyor? Bu tarafa doğru gitti ya. Hep sola yatık olmuyor mu? Evet. 90'dan sonra da bu doğru hep sola yatık oluyor. Aa, ben o zaman şu mantığı yürütebilirim. Bundan sonra. Bak özellikle şekil sorularında çok işimize yarayacak bu. Sen soruya baktığın zaman. Hocam bir doğru. Şekil verilmişse eğer. Sağa yatıksa eğim pozitif. Sola yatıksa eğim negatif diyebilirsin. Orada istediğin x ile yaptığı açıya bakabilirsin. İstediğin x ekseniyle bak yani x ekseniyle yaptığı açıda dik üçgene bak. Ondan sonra yorumla. Sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa da negatif. De. Mesela şuna baktın. Hocam bu kolay zaten. Bu direkt sağa yatık. E sağa yatık olduğundan hani tanjantına baktın. Hani eğim açısı alfa da burada. Önemli değil. E burada da eğim açısı alfa 2/1 hocam. Sağa yatık olduğundan 2 dersin. Sonra bu soruya baktım mesela. Hocam bu soruda da x eksenine yaptığı açı burası. Bak eğim açısından bahsetmiyorum dikkat et. x eksenine yaptığı açıya bak tanjantını bul 3 bölü 2. Yani siyah açı şuradaki açıya beta diyeyim. İkinci yolda dediğim gibi hocam sola yatık. Sola yatıklıktan yapabiliriz. Bu açının tanjantı. Tanjant beta nedir? Hocam 3 bölü 2'dir. He 3 bölü 2. Hocam sola yatık olduğundan dolayı doğru da eğim de ne diyeceksin o zaman? Sola yatıklıktan dolayı eksi 3 bölü 2 diyebilirsin. Bu şekilde yorumlayabilirsin. Yani senin karşına şöyle soru falan geldiğinde. Mesela şuraya çizeyim. Şöyle bir soru geldiğinde. Hop şu. Seni şurada kaçya bakmana gerek yok. Atıyorum burası işte eksi 2 verildi. Burası da eksi 5 verildi. Hocam bakarsın buraya. Buraya baktın. 2 birim buraya baktın. 5 birim şu açının tanjantına bakarsın. Bu açının tanjantı ne olacak? Bunun neyimi? Tanjant alfa diyelim. Tanjant alfa demeyelim. Tanjant alfa diyeceğim ama x eksenine yaptığı açının tanjantını bulduktan sonra doğru sola yatık olduğu için eksi tanjant alfa demen daha sağlıklı. Yani karşı bölü komşudan dolayı 2 bölü 5 yapacaktır dostum. Bunu da ayrıyetten ekstradan şöyle bir göstermek istedim. Buna da dikkat et. Bu şekilde yorumlarsan senin açıdan da güzel olacaktır. Bence bu şekilde yorumla özellikle şekil sorularında sağa yatıklık ve sola yatıklık gerçekten çok önemli. Çünkü ben gerçekten hep öyle yapıyorum. Ne yapıyorum? Hemen böyle x eksenine yaptığı herhangi bir açıya bakıyorum. Tanjant alfasını buluyorum. Tanjant tarfasını bulduktan sonra şekle bir bakıyorum. Sağa yatıksa pozitif, sola yatıksa da negatif diyorum. Olayı bitiriyorum dostum. Tamam haberin olsun. Bence sen de öyle yap. Çünkü şekil sorularıyla çok karşılaşıyoruz. O yüzden bu önemli. Aa, ben size en başta tabii ki bir şeyler anlattım. Ama pratik bilgilerde lazım böyle hızlandırmak için. E, bu da mantığına, bu mantığın üzerine bu da çok da güzel bir şekilde gidiyor arkadaşım. Haberin olsun. Geldik şuraya. Arkadaşlar iki yoldan yapayım bunu. Birinci yol diyeyim bir de ikinci yol diyeyim. Şimdi birinci yol. Eğimi eksi kök 3 olan doğrunun eğim açısı nedir diye soruluyor. Yani trigonometriden yap. Tanjant alfa eksi kök 3. Tanjant alfa eksi kök 3. Önce açısı kök 3 derece olanı bulacaksın. E, eksi olduğu zaman ne olacak? Hani alfa ya birinci bölgede ya ikinci bölgede ya. E senden ikinci bölgedeki kök 3 derece isteniyor. Hemen dik üçgeni çiz. Dik üçgeni çizdikten sonra hocam bu e, tanjant alfa kök 3 olacak. Burası kök 3. Hani böyle şöyle düşün. Alfa. Burası da değil, böyle bir kök 3 bölü 1. Pisagor yaptığında burası kaç geliyor? 2 geliyor. Birin karesi artı kök 3'ün karesi 4 yaptı. E, x kare 4 ise x de 2 geldi. A hocam burada nerede? 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir değil mi? Şurası 30 derece çıktı. Alfa da kaç derece çıktı? 60 derece çıktı diyebilirsin. Ya da tanjant alfa, tanjant kök 3 nerede? 60 derecede diyebilirsin. Bazı arkadaşlar direkt söyleyebiliyor. Hocam alfası Tanjant değeri kök 3 olan değer açı 60 derecedir. Ama açımız 60 derece mi? Değil. İkinci bölgede 60'ı arayacağız biz. Nerede arayacağız onu da? Hocam ikinci bölgede 60 derecede 180 60 değil midir? O zaman eğim açısı eğim negatif olduğundan dolayı ne olmak zorunda? 180 eksi 60 olmalı. O da kaç derece olur? 120 derece olur arkadaşım. Birinci yol bu. Trigonometriden yapabilirsiniz. Şunu bile çizmek zorunda değilsin. Çünkü niye? Tanjant değeri nerede eksi kök 3? Ee, tanjant değeri normalde 60'da kök3. Ee, burada al alfa yazdım ama şurada alfa yazdım ama e eğim açısı isteniliyor bizden 120 derece. Alfa yazmamalıydım gerçi burada. Şuraya istersen beta yazayım. Şöyle beta diyeyim daha sağlıklı olsun. Beta 60 ama eğim açısı da ne oluyor? 120 derece olmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü e açısı kök3 derece olan 60 derece ama ikinci bölgedeki 60 e ikinci bölgedeki eğimi kök3 olan açı da 180 60'dan o da 120 derece yapıyor diyebiliriz. Ya da direkt eğimi eksi köküş diyor ya. Düşünürsün böyle. ikinci yol. Şekil çizerek de yapabilirsin. Hocam analitik düzlem çizerim böyle. Analitik düzlem çizdikten sonra e, burada eğimi eksi köküş. Ha eğim negatif olacak değil mi? Çünkü eğim negatifse o zaman doğrumuz ne olacak? <laughs> Sola yatık olacak. Sola yatık bir doğru çizersin. Ama eğim açısı neresi? Bak burası. Dikkat et bizden burası isteniyor. Bunu bulmaya çalışacaksın. Evet eğimi şu şekilde köküç olacak. X ekseninde yaptığı açının tanjantı köküç olacak kök 3 bölü 1 olacak. E kök 3 bölü 1'den Pisagor'dan burası 2 çıktı. Bu da 30 60 90 üçgen oldu. E bu soru işareti de kaç derece oldu o zaman? 120 derece oldu. Analitik düzlem çizip o şekilde yapabilirsin. Ha hocam böyle de olabilir bu doğru. Orijinden de geçebilir. Bu şekilde de olabilir. Ama kesinlikle ama kesinlikle nasıl olmak zorunda? Bu sola yatık olmak zorunda. Açısı istenildiği için ben sadece birinci bölgede çizdim arkadaşlar. Şekil çizerek de bu şekilde yorumlayarak da yapabilirsin. Her ikisi de aslında aynı yol. Zaten trigonometride de dik üçgen çizdiğiniz durumlar da oluyor. E burada da dik üçgen çizip yaptık zaten. Neyse geldik örnek dörde. Dik koordinat sisteminde eğimi a kare eksi 1 bölü a eksi 4 olan bir doğru x ekseniyle pozitif yönde geniş açı yapmaktadır. Geniş açı yapmaktaysa eğim ne demektir? Eğim küçük sıfır demektir. Yani bunun eğimi küçük sıfır olacakmış. Yani bu a kare eksi 1. Bu a kare eksi 1'in karesi değil mi? Evet. Yani bu iki kare farkı çarpanlara ayıralım. A eksi 1 çarpı A artı 1 yaptı burası. Bölü A eksi 4. Bu neymiş? Küçük sıfırmış. Burada işaret inceleyeceğiz. Köklere bakalım. A eksi 1 eşit sıfır ise A'yı buradan 1 buluruz. A artı 1 eşit sıfır ise kökümüz A eksi 1 çıktı. A eksi 4 eşit sıfır ise A'yı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Hadi bakalım. İşaretlere bakalım bir de. Hocam bunun işareti artı. Bunun işareti artı. Bunun da işareti artı. Artı ile artın çarpma artı. Artı bölü artı da ne yaptı? Artı. Yani bunun işaretini ne yaptı? Artı yaptı. Yani tablo yaptığımızda ve kökleri yazdığımızda eksi 1, 1 ve 4'ü yazdığımızda şunları şöyle koyacak olursak bunları neyle başlayacağım? İşaret artı ya en sağdan artı ile başlayacağım. Artı sonra eksi sonra artı sonra eksi diye gidiyorduk. Gittik. Ondan sonra burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada bizden ne isteniyor? Küçük sıfır olduğu yer isteniyor. Hocam küçük sıfır olduğu yer burası küçük sıfır olduğu yer burası. A buradaki de bütün değerler bak eksi 1'e kadar. Sonsuzdan eksi 1'e kadar hep negatif. A'nın alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamı. Pozitif tam sayı değerleri buradadır. O da 2 ve 3'tür. Kökler alacak mıyız? Hayır. Küçük sıfır olduğu yeri arayacağız arkadaşlar. Çünkü x eksenine geniş açı yapıyorsa negatiftir. Küçük sıfır olduğu yer. Küçük eşit deseydi 1 ve 4'ü de alacaktım. O yüzden cevap ne yaptı? 5 yaptı. Evet gençler cevap böylelikle 5 bulduk. Güzel bir soru. Geldik örnek 5'e. Şimdi yukarıdaki şekilde dik koordinat sisteminde ABC'de dikdörtgeni ve E ve B noktalarından geçen D doğrusu çizilmiştir. Tamam. Şimdi bu doğru B noktasından geçiyorsa bak ben B noktasını kullanacağım. Ben her zaman şunu söylerim. Geometride verilen abi bilgiyi kullanacaksın. Ya bu bu köşeden geçmiş. Sen demek ki bu köşeyi kullanacaksın. E bu köşeyi kullanmak ne demek? Bak soruyu iyi oku. Doğrunun de 1 bölü 2 demiş. Doğrunun eğimi 1 bölü 2 ya. Yani sen de şekil sorularında doğru eğimini 1 bölü 2 demişse sen buradaki açının tanjantını kullanacaksın. Bu açıya ait dik üçgen var mı? Var hocam burada ama bu kenarlar var mı? Yok. Ya sen buradaki üçgene yoğunlaşmayacaksın. Adam sana burayı vermişse sen bunu kullanacaksın böyle. Büyük ihtimalle buradaki dik üçgene yoğunlaşacaksın. Öncelikle soru okumayı bil. Soruda verilen her bir bilgiyi kullanmayı bil. Ama öncelikle soruda diğer verilen bilgileri kullanayım ben. Öncelikle onu kullanayım tabii Şimdi D noktası verilmiş. Hocam burası bir birim. Sonra C noktası verilmiş. Analitik bak nokta analitiği de girmiş işin içine. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa ne yapıyorduk? Eksenler olan uzaklarına bakmıyor muyduk? Bakıyorduk. Hocam burada şu eksen olan uzaklığı hop şurası. Şu eksen olan uzaklığı hop burası. Ama şekil karışacak diye bunu çizmiyorduk. Çizmeyelim bunu. Burası 3'e 7 noktasıysa e, ordinatı 7 olacak. Apsisi de 3 olacak. Apsisi 3 ise buradaki uzunluk kaç olacak? 3 olacak. E burası 1 noktasıysa 7 ile bir arasındaki şuradaki uzunluk kaç olacak? 6 olacak. E burası 90, burası da 90 olduğundan dolayı, burası da 90 olduğundan ne var burada? 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacaksın? Alfa beta'ya dalacaksın. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta, alfa beta. A şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Ben şuradaki A değerini bulabilirim. Hadi bulayım. Alfa'nın karşısı, benzer iki üçgeni bulduktan sonra aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Alfa'nın karşısı 1'in Alfa'nın karşısı 3 oranı eşittir beta'nın karşısı a'nın beta'nın karşısı 6'ya oranı. O zaman a'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Evet, a'yı buradan böylelikle 2 mi bulduk arkadaşım? Evet. 2 bulduk. Sonra bak d noktasını kullandım. C noktasını kullandım. D doğrusunun eğimini kullanmadım. Adam sana B noktasında vermişse o zaman bu eğimi kullanmak için hatta buraya da teta diyeyim tanjant teta'yı kullanmak zorundayım ben burada. Bunu nasıl kullanacağım peki? Arkadaşım şurada B noktasında şöyle dik çizecek olursam. Şöyle eksenlere. Ama bunu çizersem şekil karışmaz. Burada bir de ne çıktı? Alfa 90 beta çıktı. Beta 90 alfa oldu. Hocam şu üçgenle de şuradaki üçgen benzer mi benzer. Hatta şunlar birbirine eşit olduğu için bu üçgenler eş oldu. Hatta şu ikisinde de benzerlik de yapabilirsin. Önemli değil ama şurada karşıda 90'ın karşısındakileri eşit ya. Bunlar eş üçgen. Buradan eş üçgeni faydalanmak daha kolay. E burada madem eş üçgen. Eş üçgenlerde de aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Alfanın karşısı 3 iken alfanın karşısı burada 3'tür. Betanın karşısı 6 ise betanın karşısı burada 6'dır. Heh şimdi tanjant teta'yı kullanabilirim. Tanjant teta 1 bölü 2. Bak tanjant teta 1 bölü 2. Hop 6 bölü n diyelim şuraya. 6 bölü n'e eşit olmak zorunda. N de buradan kaç geldi o zaman? 12 mi geldi? Evet n'i 12 bulduk. A bizden ne isteniyor? E noktasının hapsi. Kardeşim 3 2 daha 5. Buraya kaç kaldı? 7. E noktası ne yaptı? 7 birim solda. Eksi 7'ye 0 yaptı. E noktası eksi 7'ye 0 yaptıysa apsisi ne olacaktır? Apsisi de eksi 7 olacaktır. Yani cevabımız böylelikle eksi 7 çıktı. İşte şekil sorularını böyle yorumlamak lazım. Ama bak nokta analitiğine atıfta bulunuyoruz. Nokta analitiğinde bilmen lazım. İşte bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler olan uzaklıkları Burada tanjant alfayı ya da işte e, eğim verimse tanjantı kullanmak lazım. Ne bileyim dik üçgenler var. E, 90'lar havada uçuyorsa alfa beta'ya dalmayı öğrenmek lazım. Ki ben size ne dedim? Analitik geometride üçgen bilgisi şart, şart, şart. Üçgen bilgisi şart. Yani en azından dik üçgen ve benzerliğe bakın demiştim ben size. Bak her yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle analitik düzlem çizmeli sorularda, yani çekilsel sorularda biz bunu çok kullanacağız. O yüzden dik üçgeni ve şöyle bir e, hatırlamak için şöyle bir bakmanı tavsiye ediyorum. Dik üçgen ve benzerliğe. Neyse geldik. Eksi 7'yi bulduk böylelikle geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde OAB eşkenar üçgen. Öncelikle eşkenar üçgen açıları bir yazayım. 60, 60, 60. Ve Ali Bey uzunluğunu 6 vermiş. Şurası da 6. Sonra ile E ve G noktalarından geçen doğru. E ve G noktalarından geçen diye doğrusu verilmiş. G, AOB üçgenin ağırlık merkezi ve D doğrusunun eğimi 1 olduğuna göre. D doğrusu neyimi 1 olduğuna göre şekilde çizilmiş. Ben buradaki tanjant alfayı kullanacağım mı arkadaşım? Kullanacağım. 1, 2. Yani buraya ait bir dik üçgen lazım bana. Ağırlık merkezini kullanacağım. Çünkü verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundasın. Geometri böyle yapılır. Vay kuralları ezberleyeyim ben soruları yapayım şeklinde değil. Verilen bilgiyi kullanacaksın. Ağırlık merkezi dediğin nedir? Sor ağırlık merkezini ben nasıl kullanabilirim diye sor kendi kendine. Sor. Sordun mu? Aldın mı cevabını? Aldın ağırlık merkezinden geçen doğrunun ne olduğunu biliyorsun sen. E kenar ortay. E o zaman burada ağırlık merkezinden geçen doğru ama üçgenin köşelerinden geçen doğru değil mi? Ya B köşesinden ya C O köşesinden ya da A köşesinden ne çizeceksin sen o zaman? Bir kenar ortay doğrusu çizeceksin. Hangisi mantıklı? Kardeşim şu x ekseni üzerinde bir kenar olduğu için üçgende şu daha mantıklı. E bunu çizdim. Ağırlık merkezinden geçen bir doğru kenar ortay doğrusu ya. E kenar ortay doğrusu da eşkenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik değil mi? Evet yükseklik. E, buradaki yüksekliği de yazınca burada bir en azından bak tanjant alfayı da kullanabilirim. Ama ağırlık merkezine bakalım. 90'ın karşısı 6. Şurası da 30. Onu da kullanalım. 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı 3'tür. E burası da 3'tür. 60'ın karşısı da 3 köküştür. Yani şuraya bir h diyecek olursam. A h uzunluğu eşittir. 3 kök 3 oldu. E ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydı ama sadece kenar ortaylıkla kalmasın. Ağırlık merkezinden geçen doğru aynı zamanda 1'e 2 oranında kesiyordu. Yani burası a iken burası 2a oluyordu. E o zaman 3a eşittir 3 kök 3 ise a'yı buradan kök 3 olarak buluruz. a kök 3. Şimdi sana tanjant alfayı da kaç vermiş? 1 vermiş. Tanjant alfa kullanalım o zaman 1. Neye eşit? Karşı bölü komşu. Yani buraya n dersem kök 3 bölü n'den dolayı n'i de buradan kaç buluruz? Kök 3 buluruz. Evet n kök 3 çıktı. n'i de şöyle göstereyim. n'i de şöyle göstereyim kök 3 diye. Yani şurada bir dik üçgen çıktı. Bizden de GE uzunluğu isteniyor. Gerçekten güzel bir soru. Yani şöyle bir dik üçgen var. Orası karıştı diye buraya çiziyorum. Bir kenarı kök 3, diğer kenarı da kök 3. İkizkenar dik üçgen çıktı. O zaman burada GE uzunluğu ne yapacaktır? Kök 3'ün kök katı olacaktır. O zaman GE uzunluğu kök 3 ile kök çarpımı kaç yapıyor? Kök 6 yapıyor. Cevap böylelikle kök 6 çıkar. Evet örnek 6'yı kök 6 buldum. Hoş bir soru. Geometride lütfen Analitik geometri değil ama analitik geometride de öyle. Verilen bilgileri kullan. o yüzden bak ben de aynısını yapıyorum. Bir soru yapamadığım zaman hangi bilgiyi kullanmadıysam ona yoğunlaşıyorum ve soruda onu kullanmaya çalışıyorum. Sen burada ağırlık merkezini kullanmazsan öyle bakarsan çıkar mı bu soru? A ah, ah, çıkmaz. Hadi bakalım örnek 7. O güzel bir soru. ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru ve hatta sınavınızda da çıkmaya aday bir soru. O yüzden dikkatli olun. Aşağıda dik koordinat sisteminin birinci bölgesinde 7 tane eş birim kare ve D doğrusu çizilmiştir. Tamam. Karelerden oluşan alanı D doğrusu eşit iki bölgeye ayırdığına göre. He. Şimdi bu birim kare ya. Birim kare demek ne demek? Bir kenar bir birim olan karedir. O zaman alanı kaç yapıyor? 1 yapıyor. O zaman bu şeklin tüm alanı kaç yapacak? 7 yapacak. 7 tane birim kare olduğundan dolayı. E o zaman her birisi bir birimse şuradaki alanların hepsi bir birimse şurası bir birim olduğunu biliyoruz. Arkadaşım bu D doğrusu ne yapıyormuş? Eşit 2 alanlı bölgeye ayırıyormuş. Madem eşit iki alanlı bölgeye ayırdı. Şuradaki alan hocam 7'yi 2'ye böldü. Burası da 7'ye 2'ye bölecek. Yani şuradaki alanda 7 bölü 2 mi yapacak? Evet. A, buradaki alanda şu kare dışlanmış kare. Şuraya bakacak olursan. Şuradaki dik üçgenin alanı artı 1 değil midir? Evet. Buradaki alanda 7 bölü 2 olacak. Bunu kullanacağız. Buradaki uzunluk 1 1 daha 2 birim. Şuradaki uzunluğa a diyelim. O zaman 2 çarpı a bölü 2 artı 1 alanı eşittir nedir? 7 bölü 2'dir. Buradan ne geldi? a eşittir 7 bölü 2 eksi 1'den 5 bölü 2 mi geldi? Evet. a'yı 5 bölü 2 bulduk. Madem a 5 bölü 2 yaz bakalım 5 bölü 2 bizden ne isteniyor? D doğrusu neyi mi? Hocam D doğrusu neyi mi? Yani eğim dediğim tanjant alfadır. Tanjant alfada a bölü 2 değil midir? Evet. Karşı bölü komşudan dolayı. Bitti gitti soru. A'yı da 5 bölü 2 bulmuştuk. O da 5 bölü 2 bölü 2'den cevap kaç yaptı o zaman? 5 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Yani 5 bölü 4 nasıl yaptı? Onu da göstereyim. 5 bölü 2 çarpı bu 2 bölü 1 ya. 1 bölü 2 oldu. O da 5 bölü 4 yaptı arkadaşım. Güzel bir sorudur. ÖSYM tarafından çıkmış bir sorudur. Ve büyük ihtimalle sınavınızda da çıkmaya aday bir sorudur. Tabii ki yazılı sınavınızda. Ha ÖSYM sınavında da hala çıkmaya aday bir sorudur bu. Buna dikkat edin. Evet örnek 7'yi böylelikle 5 bölü 4 bulduk. Ve geldik şu soruya. Bu da ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Yukarıdaki şekilde dik koordinat sisteminde uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğu 3 katı olan 8 özdeş dikdörtgen çizilmiştir. Arkadaşım burası K iken burası 3K verilmiş. 3K 8 özdeş dikdörtgen 6'sı burada. Ama burada kareler var gibi. Bakalım okuyalım. Bu dikdörtgenin 6 tanesi 4. bölgede. İki tanesi de üçüncü bölgede birer köşeleri orijinde olacak şekilde üst üste çizilmiş. Ha, bir dikdörtgen böyleyken bir köşesi orijinde üst üste çizilmiş. Diğer köşegen de şöyle diyor sana. Tamam. O zaman oldu. Yani burası da ne oldu o zaman arkadaşım? 3K oldu. Şimdi bu 3K'yı kullanacağız. Bize demiş ki D doğrusu ney mi? Eksi 1 bölü 6. Bak 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 olaya bak. Şimdi bu açı x eksenine yaptığı herhangi bir açıya baktım. Ha, Doğru. Tabii ki eğim sola yatık olduğundan dolayı negatif olmak zorunda. Ama bu açının tanjantı ne olacak? Tanjant alfa 1 bölü 6 olacak. Ha negatif olması nereden geliyor? Sola yatıklığından geliyor. Ama bu açının tanjantı bu dar açılısını kabul ettik ya 1 bölü 6 olacak. 1 bölü 6 neye eşittir? Şurada dik üçgen var. Şu büyük dik üçgende şuraya a diyecek olursam a bölü 9k'ya eşittir. a bölü 9k'ya eşittir. İşler dışarı yapınca ya da 9 k direkt öbür tarafa atınca A buradan ne geldi? 9K bölü 6 geldi. Yani 3K bölü 3'e böldüğümüz zaman 3K bölü 2 geldi. Evet. A'yı 3K bölü 2 bulduk. Şimdi bize BC'yi 10 vermiş. BC'yi de 10 vermiş. Eyvallah. Arkadaş şurada kısa kenarın ben K olduğunu buradakinin de 3K olduğunu biliyorum. Şuraya bakacak olursak ee, A'yı da 3K bölü 2 bulduk. Şurayı da bulabilirim. 3K bölü 2'den K çıkınca K bölü 2 kalıyor. Ondan sonra şuradaki K değerini bulabilirim ben yani. Ya da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 10 bizim şeyi bulmamız için K'yı bulmamız lazım değil mi? 10 ile 3K bölü 2'nin toplamı K ile 4K'nın top, 3 knın toplamına eşit değil mi? Evet. 4K 10 artı 3K bölü 2'ye eşit aynı zamanda. Tabi oradan yapabiliriz. Yazalım 10 artı 3K bölü 2 eşittir ne olacak? 4K'ya eşit olacak. Buradan 10 neye eşit oldu? 4K eksi 3K bölü 2'ye eşit oldu. Bu da 5K bölü 2 yaptım mı? Ya. 4 kere 2 8. 8'den 3 çıktı 5. 5K bölü 2. Evet 5K bölü 2. 10 eşittir 5K bölü 2 ise. Sadeleştir sadeleştir 2. 2 ile de 2'nin çarpımı 4. K'yı böylelikle 4 buluruz. Bizden dikdörtgenin alanı isteniyor. Burası bir kenarı K'ydı. Bir kenarı da 3K. K'yı 4 bulduysak burası da 12 yaptı. Dikdörtgenin alanında ne olacaktır? 12 çarpı 4'ten kaça eşit olacaktır? 48'e eşit olacaktır. Evet cevap böylelikle alan istenildi değil mi? Dikdörtgenlerden birinin alanı 48 oldu. Böylelikle olayı hallettik mi gençler? Hallettik. En önemli kısmı hallettik. En önemli kısmı öğrendik. Eğim ve soru çeşitleri. Çok güzel sorular gördük. Her kalıp soru gördük. Daha kalıp soru görmeye devam edeceksiniz. O da nerede? İki noktası bilinen doğrunun eğiminde. Eğim çok önemli gerçekten. Bu videoda inşallah bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bu soruların mantığını öğrendiyseniz daha devamı da gelecek zaten. İki noktası bilinen doğrunun eğiminde. Daha soru moru kaçırmazsınız. Çünkü bu Eğimleri biz doğru denklemi yazarken de kullanacağız. Doğru denklemi yazarken zaten çok önemli şeyler yapacağız. İşte o zaman bu eğimin faydasını göreceksiniz. Evet gençler ilk videomuzun sonuna geldik. Doğru analitinin ikinci videosunda yani iki noktası bilinen doğrunun eğiminde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.